Bu çok önemli. Biz sahada düzensiz göçmenle ilgili mücadelemizi artırdıkça vizesi bitmiş, ikamet izni bitmiş. Yani az önce ifade ettim ya, artık kalışı yasal olmayan bir yabancıya ne diyoruz? Düzensiz göçmen diyoruz. Bunları 120 binin üzerindeki sayı ülkelerine geri döndü. Devam ediyoruz. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla sadece son 120 günde 80.946 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi. Değerli basın mensupları, düzensiz göçle mücadelede en stratejik şehrimiz İstanbul. Bu konudaki İstanbul verilerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleşen 304 operasyonda 451 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 94'ü tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine İstanbul'da bu dönemde 42.257 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların şimdilik 10.642'si sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor. Düzensiz göçmenlere yönelik bu kapsamlı mücadeleyi İçişleri Bakanlığı olarak, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurumlarla büyük bir uyum içinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca komşu ve muhatap ülkelerin bakanlarıyla devamlı görüşüyoruz. Etkin ve kararlı bir diplomasi yürüterek işbirliğimizi de güçlendiriyoruz. Düzensiz göçmenlerin yakalanması için yeni bir uygulama, mobil göç noktası adı verilen araçlarımızın sayısını da artırdık, artırmaya da devam edeceğiz. Pilot şehir olan İstanbul'da 20 mobil göç noktasıyla başlamıştık biliyorsunuz bu faaliyetlerimize. Şimdi bunları çektik, yerine 38 yeni araç verdik. 1 Ekim itibariyle Ankara'da 4, İzmir'de 4, Bursa'da 2 ve Adana'da da 2 olmak üzere toplam 50 mobil göç noktası aracımız bulunuyor. Ama 1 Kasım'da 25 büyük ilimizle birlikte bu yeni araç sayımız 155'e yükselteceğiz ve bunları sahada hizmete başlatacağız. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz operasyonlar, ikamet izni bitenlerin ülkelerine dönme zorunluluğunu hissetmeleri, az önce rakamı verdim 121 bin diye, ve sayıları artan mobil göç noktası araçlarıyla ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı inşallah çok hızlı bir şekilde giderek azalacak ve bunu da devamlı sizlerle paylaşacağız. Evet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kulak verdik. Son günlerde gündemi şekillendiren pek çok başlıkta organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere açıklamalarda bulundu. Biz tam Ali Yerlikaya'ya kulak vermeden evvel İsrail-Filistin hattındaki gelişmelere bakıyorduk malum. Sürdürelim çünkü bölge sıcak. Şunun altını çizeyim tekrar. Kara harekatı her an başlayabilir deniyor. Ama dün bir sıcak gelişme vardı. Biliyorsunuz rehinelerin durumu çok kritik orada. Filistinlilerin tarafından işte Hamas'ın İsrail'e geçerek cumartesi gerçekleştirdiği saldırı sonrası beraberinde götürdüğü İsrailli rehinelerin hali ne olacak? Bu bir merak konusuydu. Hamas önce dedi ki İsrail'in vurduğu her bina için ben bir rehineyi canlı yayında infaz edeceğim. Sonra iki gün sonra bir açıklama daha geldi. Son derece insani muamele görüyor rehineler. Durumları çok iyi, işkence görmüyorlar diye. Dün akşam saatlerinde bir görüntü servis edildi. Hamas bir kadın iki çocuk İsrail'li rehineyi serbest bıraktı. Şimdi neden acaba? Bunları da birazdan yine ayrıntılı sorarız konuşuruz. Gazetelerden bir görelim. Gelin bugün nasıl görmüşler İsrail gündemini. Bir bakalım şöyle. Şimdi Yeni Şafak gazetesi Erdoğan'ın sözlerini vermiş. Tamam ama önemli olan şey şu. Gazze için harekete geçelim başlığı var bakın.
Kime diyor bunu biliyor musunuz? 57 devletin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'na diyor. Bugüne kadar İslam İşbirliği Teşkilatı'nın artık son yıllarda son derece işlevsiz olduğu yönündeki eleştiriler sık sık gündeme getiriliyor. Çünkü İslam dünyasını ilgilendiren pek çok krizde, savaşta, çatışmada, insan hakkı ihlalinde en fazla ne geliyor? Kuru kuru bir kınama kararı geliyor. Şimdi gazetede demiş ki Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumak amacıyla kurulan ve görevi İsrail'e karşı Filistin'i savunmak olan bu teşkilat sırtında tarihi bir sorumluluk taşıyor. Kurum acilen toplanmalı ve kınamanın ötesine geçecek, katliamı durduracak, bağımsız Filistin devletinin önünü açacak adımlar atmalı diyor. Bu arada İsrail'in katliamlarına destek olan Batı diyor gazete Filistin'e en küçük bir yardıma ise tahammül edemiyor. Bakın bayrağı bile yasak demiş. İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman Filistin bayrağı dalgalandırmanın cezai yaptırıma neden olabileceğini söylemiş ki biliyorsunuz Avrupa'da hemen daha ikinci gün bu gerilim başladı. Filistin'e yardımları askıya aldı. Batı'dan da böyle bir tavır var. İslam İşbirliği Teşkilatı deseniz sessiz. Filistin davası zaten son yıllarda hep konuşuyoruz ya iyice sahipsiz kaldı. Bakmayın İslam ülkelerinin de Körfez ülkelerinin de gündeminden düştü. Ne konuşuyorduk biz birkaç ay önce işte Suudi Arabistan çekildiğini açıklayınca hatırladık. Bir normalleşme süreci var. Körfez ülkeleri İsrail'le normalleşmeye başladılar. Dolayısıyla Filistin'e karşı bir adım atıldığında artık eskisi gibi yüksek tondan ses vermiyorlardı. En son Cenin kampını gördük. İsrail'in kanlı bir baskın yaptı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi Cumhuriyet gazetesine de bir bakalım. Bugün bu savaş haliyle ilgili siviller ölüyor manşeti atmış gazete ama şimdi Cumhuriyet yazarlarının yorumlarına yer vermiş böyle kısa kısa ona bakacağız. Emre Kongar demiş ki dilerim iktidar sıcak savaşa karışmak gibi büyük bir hata işlemez. Mustafa Balbay bu gerçekten bir tufan, bugünkü tufanda kan akıyor, akan kan insanlığı boğuyor demiş. Ergin Yıldızoğlu İsrail'de dinci faşistler, kökten dinci Hamas bölge ihtiraslarına kurban ediyor yorumunda bulunmuş. Orhan Bursalı vahşet tek taraflı değil iki taraflı diyerek Amerika ve Avrupa'nın üçüncü taraf olduğuna dikkat çekiyor. Mehmet Ali Güller bombardıman ve kara harekatı sonrası koşullar ve iç çelişkileri Tel Aviv'i masaya oturtabilir diyor. Bakın bu da önemli bir yaklaşım. Kara harekatı beklenirken masadan bahsediliyor. Ve Bedri Baykam'ın da Hamas'ın saldırısı İsrail yönetiminin Filistin'i yok etme projesi için biçilmiş kaftan oldu yorumuna yer vermiş gazete. Geçeceğiz buradan Evrensel'e. Evrensel'in de bugünkü manşeti bakın kocaman arkamda görüyorsunuz. Filistin iki yüzlülüğü. Çünkü İsrail'e verilen desteğin ya da sessiz kalmanın İsrail'in Filistin'e saldırılarına cesaret verdiğine dikkat çekiliyor diyor gazete. AKP iktidarının yaklaşımının da ikiyüzlü olduğuna vurgu yapılıyor diyor. Neden derseniz şöyle altını doldurmuşlar haberde. Türkiye başta Orta Doğu'daki bütün işbirlikçi rejimlerde onlarca Amerikan üssü varken Erdoğan'ın sadece Suriye'deki üslere karşı çıkmasının nedeninin emperyalizm karşıtlığı olmadığı açıktır. Erdoğan iktidarının itirazı sadece bu varlığın bugün Suriye'de Kürtlere yönelik saldırı planları için engel teşkil etmesinden kaynaklanıyor demiş. Bu arada Hediye Levent'in yazısı da bugün Evrensel Gazetesi'nde önemli. Okumanızı tavsiye ederim. Ama şöyle özet bir kısım alınmış. Mevcut duruma dair senaryolar büyük ölçüde İsrail'in Gazze'ye büyük çaplı bir kara operasyonu yapıp yapmamasına göre şekillenecek gibi görünüyor diyor. Ve bölgeden uzmanlar geniş kapsamlı bir operasyon ihtimalinin düşük olduğunu ifade ediyorlar diyor. Bu da hayli önemli. Çünkü şöyle söyleyelim. Hani bir savaşa dönüşme ihtimali var mevcut gerilimin. Evet, Filistinliler aleyhine devam eden süreçte rüzgarın tersine dönme ihtimali de ama dile getiriliyor. Büyük ölçekte bir kara harekat olup olmaması belirleyici olacak demiş bakın Hediye Levent bugün. Ama şöyle bir seçenek de söz konusu. Şimdi İsrail ısrarla biz orayı silip süpüreceğiz, Orta Doğu değişecek diyor ama Gazze topraklarından başlayarak etraftaki tampon bölgenin genişletilmesi ve hava saldırıları yoluyla ya da işte suikastlarla bunun gibi yöntemlerle Filistin'deki örgütlerin zayıflatılması yani bu meselenin bir zamana yayılması da hala ihtimal dahilinde. Şimdi biz böyle liderlerin açıklamalarını konuşuyoruz, harita üzerinden konuşuyoruz ama bunlar ana unsuru insan olan bu savaş hali için çok soğuk kalıyor. İnsan hikayeleri üzerinden konuşmak lazım. Bakın bugün Hürriyet gazetesine o yüzden bakmak istedik. Ben nereye gideyim? Manşeti var bugün gazetede. Gazze'de 3 çocuğuyla mahsur kalan bir kadın. Hani Nokal.
Amerikan CNN televizyonuna canlı bağlanıyor ve söylediği her kelime bu yaşanan büyük çaresizliği anlatıyordu demiş gazete. Bakın şöyle diyor kadın. Her yerden bombalıyorlar. Güneyden kuzeye. Şehir merkezini de bombalıyorlar. Gazze'den refah kapısını kullanarak çıkmaya çalıştık. Olmadı. Her yolu denedik. Kıyıya kaçın diyorlar. Ertesi gün kıyıyı bombalıyorlar. Kuzeye gidin diyorlar. Ertesi gün kuzeyi vuruyorlar. Gazze'de güvenli hiçbir yer yok. Burada Hamas'a yakın olmayan hiçbir yer de yok. Refah ve Erez'de ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarım çok korkuyor. Refah kapısına giderken oğlum yol boyunca şehrin yıkımına şahit oldu. En sevdiği yerlerin yerle bir edildiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçirdi diyor. Bakın bir kadın böyle anlatıyor yaşadıklarını.